Bugün kemik iliği, kök hücre ve kemik iliği nakil merkezimiz 2018 yılındaki rakamını egale etti. Ve bugün aynı gün içerisinde 7 ayrı hastaya kök hücre ve kemik iliği nakli yapacak. Böylelikle Turgut Özal Tıp Merkezi'nde toplamda yaklaşık 700 hastaya kök hücre nakli yapılmış olacak. Merkezimiz şu anda 12 hastaya aynı anda nakil yapacak kapasitede, kök hücre nakli yapacak kapasitede. Bu hastalarımız %75'i il dışından gelen hastalar. Aynı zamanda son teknolojiye sahip bir laboratuvarımız var. Yılda yaklaşık 5000 hastaya plazma falan ve 500 hastaya spesifik aferez yapacak kapasiteye sahip. Türkiye'nin en büyük aferez merkezi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde bulunmakta. Sadece Malatya değil, az önce bahsettiğim gibi hastaların %75'i il dışından gelmekte ve şu an yaklaşık 30 hasta kapasitemiz dolu olduğu için, yerimiz olmadığı için bekleme listesinde. Bugün 7 hastaya nakil yapıyor. Bunlardan 5 tanesi erkek, 1 tanesi kadın hasta. 3 allojenik, 4 de otolog nakil yapılmakta ve bu hastaların hepsi kanser hastası. İnşallah bu nakil sayesinde şifa bulup kanseri yenecekler. Böyle ümit etmekteyiz. Bir diğer husustan bahsetmek istiyorum. Yapımı devam ediyor biliyorsunuz. Onkoloji hastanemiz tamamlandığında işte bu bekleyen hastalarımız beklemekten kurtulmuş olacak, şifa bulacaklar. Ve yurt dışı dahil gelen tüm talepleri karşılamış olacağız. Ben bu hizmetlerde, bu tedavilerin sağlanmasında emeği geçen başta Hematoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor İrfan Kutlu ve yine kök hücre kemik iliği nakilinin başında bulunan Sayın Hocam Profesör Doktor Mehmet Ali Erkurt, yine aynı bölümde Profesör Doktor Emin Kaya, bütün laboratuvar ekibi, hemşire arkadaşlar, kemik iliği transplantasyon kit ünitesi merkezi ve diğer hematoloji servis hemşireleri, hastane idaremiz, tüm ekibe tekrar teşekkür ediyorum ve sözü Mehmet Ali Hocam'a bırakıyorum. Sağ olun hocam. İyi günler arkadaşlar. Öncelikle yani bu başarı gerçekten bir başarıdır. Çünkü geçen sene kemik iliği naklinde kamu hastaneleri arasında 129 nakille birinci olduk. Ve genel itibarla da tüm özelleri, tüm hastaneleri sayarsak 5. olduk. Bu seneki gün itibariyle 128. naklimizi yaptık. Yani bu da geçen seneki sayımızı eşitlemiş olduk. Şimdi bu sene sonuna baktığımızda yaklaşık 200 nakil civarı bir nakille bitirmeyi öngörüyoruz. Bu da bizi kamuda zaten birinciliğimizi devam ettirecek gibi görünüyor. Ve Türkiye'de de tüm özeller arasında muhtemelen ilk ikiye gireceğiz. Yeni hastaneyle inşallah yatak sayımızın da yani 12'den 24'e çıkmasıyla inşallah bu sayı Türkiye'de en yüksek nakil yapan merkez olacağız ve bunu da daha da artırarak Avrupa'da en büyük merkez olma yoluna gideceğiz. Yani bu bir başarıdır gerçekten. Yani bu başarıda da gerçekten yönetimimizin çok emekleri var, çok destekleri var. Başta rektör hocamız, Ahmet Kırlar hocamız. Hastaların ne kadarının sağ kaldı? Bunu da söyleyin. Yani bize her 6 ayda bir Sağlık Bakanlığı karne gönderiyor. Çünkü biz her de yaptığımız nakil sistemlerini kaydediyoruz ve online olarak hangi gün ne nakli ve hangi hastanın hangi durumda olduğunu Sağlık Bakanlığı Ankara'dan görebiliyor. Sistemimiz bu şekilde, yani bize de her 6 ayda bir karne gönderiyor. Geçen 6 ayda gönderdiği baktığımızda 57 tane otolog nakil hastamızda 2 tane eksik olmuş, ölmüş. Bu da %3'ün altında bir mortalite. Bu da kemoterapinin mortalitesinden daha az demek. Yani bu çok çok iyi bir başarı yani. Kemoterapide bile, normalde verdiğimiz kemoterapide bile ölüm riski bu kadar yok. Daha fazla yani. Yani biz otologda çok iyi durumdayız. Allerjiliklerde de yani kardeşten aldığımız ve kardeşten tam uyumu olmayıp da
Türkök vasıtasıyla akraba dışından nakil yaptığımız hastalarda da mortalite oranlarımız %20 civarında. Bu da dünya standartlarında. Yani geçen senelerden daha iyiyiz. Yeni hastaneyle beraber mortalite oranlarını daha da düşürmeye çalışacağız. Zaten o zaman hem sayıca hem de mortalite açısından, hani sağ kalım açısından çok hani önde giden, deneyimli bir merkez olmak yoluna girecek. Ben de konuşuyorum. Şu işin tren var, koşuna koyuyoruz. Ha? Merhaba. Kanalır gibi topluyor 3 saatte. Eskiden bu işlem ağrılı bir zor bir ameliyat şeklindeydi. Yani kalçadan giriliyordu iğnelerle. Yaklaşık 1 litre kan alınıyordu ve 10-15 tane de hani delik açılıyordu. Ve bu dönör, bu işlemi yaptıktan sonra hani bir hafta yürüyemiyordu. Çok zor bir işlemdi. Şimdi bu işlemlerin artık sözümüzde toplama işleri aferin cihazında. Normal kan alır gibi hiç hasta, yani hiç dönürü de rahatsız etmeden kan alır gibi yapılıyor. Yani bu işlemi de şu anda en yüksek sayıda yapan merkeziz. Yani şu anda burada 10 tane cihaz var. Onu da Türkiye toplayabiliyor. Yani Türkiye'den de bu sayıda cihazlı olan ve aynı anda 10 tane dübülü toplayabilen ilk merkeziz. Şimdi tabii yani sadece bir aşı yapıyoruz diye kaldı. Ondan sonra da zaten toplandıktan sonra evine gidebiliyor ve dönöre, evet, kan verebiliyor ve dönöre hiçbir zararı yok. Yani normal işine devam edebiliyor. Külün sadece aşını alıp evine gidebiliyor. Bunlar köpüklü aferez yapan cihaz. Yani markaları farklı. Hani marka böyle diyeyim ama köpüklü aferezi yapan cihazlar bunlar.